Hayır, assalamu aleyküm, ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mende şimdi sual var idi. SSR'ı bulunuşu ve müstakillik bulanları hakkında sual var idi. Mende bulunganı bizde Kırgızistan bulungan, Kazakistan, Tojikistan. Kırgızistan'da mende kütüğünün resmini kılıp bölüp koygen, Üzbekistan'ın ot resmini kılıp bölüp koygen, Kazakistan'ın Toshbaqan'ın resmini kılıp bölüp koygen. Yani şundaki birbirini içine tıkıp taşıgan da biz hemen granisada yaşayalımız. Tojikistan bilen, Üzbekistan bilen. Birbirini içine tıkıp koygen ki şu birbirini bilen hullas çıkış olmaya kalsın, birbirini içine fitne kısın degen manada hudu bulup koygen de şu anı ne madse şu anı olduğundan kimdir falan kalıp bulup koygen şu anı SSR'den ki indiyim anda şunu sizden sormak istedim. Şimdi ben siyasetçimiz ben siyasi manada tahliller kılışımız mümkün, lakin bugün mavzuyumuz siyasi tahliller emas. Şer'i masalalarda suhbatlaşsak degan maqsad bor edi. Ha, İslam ummatini turli xil tillarda gaplashsa-da asli millati bir bo'lgan musulmonlarni parchalashlik uchun ertayu kech dushman tinib o'tirgani yo'q, uxlamayapti ular. Ertayu kech qayerdan bir janjal chiqarsak bo'lar ekan, qanaqa qilib bularni o'rtasida qon to'ktirsak bo'lar ekan deb harakat qilishyapti. Chegaralar chizilishligi tabiiy. Masalan, Qirg'iziston deb bugungi kunda bir alohida davlat, suverenitet, alohida mamlakat sifatida uni tan olish, alohida konstitutsiyasi bor, qonun qoidasi bor, prezidenti bor, vazirlari bor, silovoy strukturalari bor deb tan olinishligi mavjud vaziyat. Biz o qadimda bular ne bu parçalar taşırken uruşturuş gerek degen kadımdaki gapını gapırış bilen hadırgı vaziyetini hesapka almaya kalışlıgımız ne doğru? Hizbi cemaalarını en katta hile nayrengiden bittesi şu. Hadırgı vaziyetini hesapka almaydı, tarihte ondağıdı, bunusu bundağıdı deydi de ne makale bolsayam uruş çıkarışlık ki İslam ümmetini probleme getirişlik hareket kıladı. Ahli sünnet ne dedi? Bunaqa vaziyatlarda nima bo'lsa ham, hozir qanday vaziyat? Qirg'iziston, Qirg'iziston, Tojikiston, Tojikiston. Biz nima deymiz? Qo'shni davlat deymiz. Musulmon millat deymiz. Bizni iymonimizda chegara yo'q. Davlatchilik ma'nosida chegarasi bor. Bu chegaralarni tan olamizmi? Tan olamiz. Chunki chegarani buzib kirsak jinoyat. Jinoyat sifatida bizga jazo qo'llaniladi. Biz hizbiylarni gapiga aldanib yosh bolalar biz chegaralarni tan olmaymiz deb chegarani buzib kiradigan bo'lsa, uni oilasiga, hayotiga, qadariga ta'sir qilib ketadi. Shuning uchun bunaqa masalalarni o'sha ko'proq hizbiylar tarqatyapti. Asli chegara bo'lmaslik kerak. Ha, chegara iymoniy ma'noda chegara bo'lmaslik kerak. Lekin Basra bilan Kufaning chegarasi bor edi. Shomning chegarasi bor edi. Madina bilen haramlı çekerası var. Hadır geçe. Çekeralar var. Tabii çekeralarını tan alamız. Başka bunu tan almayım ben deyip durup hayatta münasebet muamele kabul miydi? Lekin o hizbilerini bunga o'xshagan masalalardan muamma çıkarışke urunuşlarige aldanmaslık gerek, etibar vermaslık gerek. Hizbiler o'zi o'sha siyasi maydonni da'vo qilgan odamlar va siyasi maydonda inqirozga uchraganlari uchun bugun unaqa zafarlari yo'q. O'zlarini o'zlari aldab ana xilofat quramiz, mana xilofat quryapmiz deb o'zlarini ovutib yurishibdi. Lekin o'sha falonda suratda pistoncha vaziyatda chegaralarni bo'lgan urushtirmoqchi bo'lgan. Albatta buni faqat bu chegaralarda emaski. Hozir shundoq ham urushtirmoqchi bo'lishadi. Hozir imkon topdi qiladi bu ishni. Biz aqli xushimizni yig'ib, qirg'iz bizni, musulmon millat, tojik bizni,
Müslüman millet, kardeş millet, koşnu millet sıfatı da münasebette devam ettirişimiz gerek. Şunlar değil mi? Bismillah. Çınarlı.